Cuma akşamı bu saatte nezaket gösterip dinlemeye geldiğiniz için. Şimdi doğal olarak ne konuşacak? Hani ne konuşabilirim ki? Ben hep işte edebiyattan, sanattan, böyle meselelerden konuşacağız. Onun için geldim. Sizlerle biraz bu meseleleri konuşmak istediğim için geldim. Bildiğimden falan değil. Ne olacak hani bir romancı gelmiş ne anlatabilir ki yani? Belki bir soru sorarak başlayabiliriz. Aranızdan kim benim hayatımı yazsalar roman olurdu diyebilir? Saçma bir soru. Saçma maçma soru soru. Aranızda benim hayatımı yazsalar roman olurdu diyen kimse var mı? Bir siz varsınız başka. Ya korkmayın siz varsınız. Başka kim var? İki kişi mi var bütün kalabalıkta? Hayatımı yazsan romanı. Onun romanı da iki sayfalık yalnız. Doğdum, 2 yaşına geldim. Roman bu kadar. Çok tatlıymış maşallah. Gençler böyle bir düşüncesi yok öyle mi? Bizi anlatmasanız da olur. Bizde romanlık bir durum yok. Biz... Şimdi şunun için soruyorum. Gizliden gizliye hepimiz kendi hikayemizi anlatmak ihtiyacını hissederiz. İnsan kendi hikayesini anlatma ihtiyacı hisseden tek varlıktır. Bir hikayenin içinde olduğunu, bir hikayenin taşıyıcısı olduğunu ve bir hikayenin anlatıcısı olduğunu bilen, bunu yapabilen tek varlık insandır. Dolayısıyla biz edebiyat dediğimiz, yani roman, şiir, öykü aslında tek bir yerden, tek bir duygudan beslenir. O da şu, kendimi anlatmak istiyorum. Peki bir soru daha soralım. Kendimizi anlatmazsak ne olur? Efendim? Duymuyorum. Yok olur gideriz. Bak çok güzel bir şey söyledin. Çok güzel bir şey söyledin gerçekten. Kelimenin tam anlamıyla böyle. Hikayemizi kendimizi anlatmazsak kayboluruz. Kayıp kelimesi Türkçe'de kullandığımız şey aslında gayb olmaktır, değil mi? O yumuşayarak söylüyoruz. Kaybolmak. Kaybolmak aslında bu manasıyla kullandığımızda tam yok olmak değil ama en azından bilgi alanından uzakta olmak demektir. Yani kimsenin artık farkımızda olmaması durumudur. Biz aslında kendi hikayemizi anlattığımızda şunu söylüyoruz. Ben de varım. Buradayım, yaşıyorum. Benim farkıma da varın. Ya insan niye anlatır yoksa hikaye? Bir şey daha söyleyeyim. Bazı yazarların fikridir. İnsan hayatı boyunca aslında tek bir hikaye anlatır. Bütün yazarlar hayatı boyunca tek bir hikaye anlatır derler. Hatta buna bir şey daha ekleyelim. Belki de karakterler, olay örgüsü, zaman, mekan ne olursa olsun galiba insanlar, yazarlar sadece kendilerini anlatıyor da olabilirler.
Çünkü insan ben de varım diyebilmek için bir hikayeyi anlatmak ister. Şimdi bakın bu hikaye ille de böyle roman moman bilmem ne filan değil. Yani o da var. Ama bu şu da buna dahil. Bir arkadaşınıza kendinizden bahsetmek. Bu da edebiyata dahil bir şeydir. Bir arkadaşınıza kendinizden bahsetmek. O zaman korkutucu bir soru sorayım size. Ya aslında niye korkutucu olsun ki? Yani korkutucu bir şey değil ama yine de korkutucu. Ya ben en azından bana sorulsa korkutucu gelir. Belki size o derece korkutucu gelmiyor olabilir. Bu dünyada bir maskeye, bir kostüme, yeni bir yüze, gereksiz laf kalabalığına, herhangi bir tereddüde, herhangi bir endişeye, kaygıya düşmeden ve ihtiyaç duymadan kendinizi anlattığınızda sizi en derin ve sahih haliyle anlayabileceğini düşündüğünüz kimse var mı? Soruyu şöyle değiştirerek, bir parça değiştirerek yeniden sorayım. Kendi hikayenizi hiçbir tereddüt içinde olmaksızın, gönül rahatlığıyla, kalp sükunetiyle, yürek sükunetiyle, ruh serinliğiyle, akıl selametiyle anlatabileceğiniz, kendi hikayenizi anlatabileceğiniz bu dünyada kaç kişi var? Bu korkutucu bir sorudur. Bu gerçekten korkutucu bir sorudur. Çünkü pek çoğumuz böyle bir soruya muhatap olduğumuzda uzun uzun düşünmek zorunda kalır. Bu yüzden insanın kendi hikayesini anlatması insanın aynı zamanda var olmasıdır. Çok küçük bir hikaye anlatayım size. Küçücük bir anekdot anlatayım. Bir yazarın bir kitabında anlattığı küçücük bir şey. Benim de sevdiğim yazarlardan bir tanesi Uruguaylı Eduardo Galeano'nun anlattığı küçük bir hikaye var. Orada Latin dünyasında, bütün Batı dünyasında olduğu gibi insanların coşkuyla, heyecanla kutladığı günlerden, haftalardan biri de malum Noel haftasıdır, Christmas ve sonrasıdır. Büyük büyük kutlamalar yapılacak ve halk kutlamaların yapılacağı meydana işte toplanıyor o gece, Noel gecesi. Bir doktor çocukların kaldığı bir hastanede görevli, kimsesiz çocukların, özellikle kimsesiz çocukların tedavi edildiği, bakım altına alındığı bir hastanede görev yapan doktor, dışarıya çıkmadan evvel, meydana çıkmadan evvel hastalar arasında, ranzalar, odalar, koğuşlar arasında şöyle son bir dolaşmaya çıkar. Ondan sonra bütün kalabalık, bütün şehrin kalabalığında olduğu gibi meydana çıkacaktır. Doktor gezerken 13 yaşlarında bir çocuk seslenir doktora. Bakar mısınız der. Doktor döner ve çocuğun yanına gider. Bir şey mi söyleyeceksin der. Dışarı mı çıkacaksınız diye sorar çocuk.
Evet der doktor. Sizden bir şey isteyebilir miyim der. Tabii ki der. Yapabileceğim bir şeyse. Çocuk der ki, dışarıdaki insanlara benim burada olduğumu söyler misiniz? Buyurun. Hikaye anlatmak, kendi hikayeni anlatmak, bir kişinin bile, bir kişi de olsa, senden haberdar olması anlamına gelir. Edebiyat yazarı olmak ve okuru olmak, aslında yazarın ve okurun karşılıklı olarak birbirine ben de buradayım demesidir. Ben de buradayım ve senin farkındayım demesidir. Ben de buradayım ve seni anlıyorum demesidir. Seni anlıyorum demek dünyanın en ağır ve yorucu cümlesidir. Bir sorumluluk biçimidir. Yazar, yazdığı satırlarda biri beni duysun ve biri beni anlasın der. Çünkü ben de buradayım, var oluyorum der. Okur da okuduğu her cümlede aynı soruyu sorar. Birisi beni anlasın. Birisiyle içsel, derin ve güçlü bir bağ kurmak istiyorum. Birisiyle bir ruhsal akrabalık kurmak istiyorum. Birisi beni anlasın istiyorum. Çünkü birbirini anlamak demek aynı zamanda birbirini özgürleştirmek demektir. Birbirinin varlığına anlam katmak demektir. Birbirinin derdine derman olmak demektir. Birbirinin yoluna yoldaş olmak demektir. Biz birbirimizle dostluk kurabilmek istiyorsak böyle sahici, derin bir ilişki kurmak zorundayız. O da en temelde şu demektir. Benim varlığımın farkında mısın? Bu dünyanın en büyük şiddetlerinden bir tanesi, bu dünyada bir insana yöneltebileceğimiz en büyük şiddet ne onu öldürmektir, ne onu yaralamaktır. Bütün bunlardan daha ağır bir şiddet o insanı yok saymaktır. Birine gösterebileceğimiz en büyük şiddettir. Onun varlığından haberdar olmamak, onu yok saymak. Bu yüzden en büyük şiddet aslında birbirine en yakın insanlar arasında gerçekleşir. Birbirine en büyük şiddet sözde birbirini sevmiş gibi duran insanlar arasında gerçekleşir. Çünkü insan en çok en yakınından bekler birbirinin farkında olmayı. Karı koca arasındaki büyük şiddetlerden biri budur. Birbirinin farkında olmamak. Sevgililer, baba ve kız, baba ve oğul, oğul ve anne, oğul ve baba, komşu ve komşu, birbirine fiziksel olarak yakın, kan bağı olarak yakın, mekan olarak yakın ama aralarında büyük mesafeler olan insanlar birbirine büyük şiddet uygularlar. Yok saymak. Bu yüzden modern dünyanın en büyük sorunu insanların kendi varoluşlarını gösterememeleridir. Modern insanın yalnızlığı dediğimiz şey tam da budur. Kim benim farkıma varacak? Kim benim farkıma varacak? Benim dediğim şey sadece fiziksel olarak ben değil, içimdeki dünyanın, kalbimin farkında olacak, ruhumun farkında olacak.
içimdeki o büyük dünyanın farkına varacak. O yüzden büyük edebiyatçılar, büyük metinler, büyük şiirler, büyük romanlar, büyük öyküler, büyük müzik eserleri, büyük resimler, büyük sanat üretimleri ve büyük sanatçılar bize en derin ve anlamlı yardımı yaparlar. Bize var olduğumuzu hatırlatırlar, hissettirirler. Çünkü insana dair söylenmiş derin ve anlamlı cümleler, insanı anlatan güçlü sözler, melodiler, renkler, kelimeler, resimler insana hep şu duyguyu hissettirirler. Senin farkındayım. Senin farkındayım. İnsanı savunmak. İnsanı savunmak. İnsanın özünü savunmak. İnsanın varoluşunu savunmak. Bütün çağın hastalıklarına, saldırılarına, barbarlıklarına karşı insanı savunmak. İnsanın hakikatini savunmak. Bu yüzden insanın en büyük sürgünü, insana verilmiş en büyük ceza bizim geleneğimizde, kadim geleneğimizde insanın en büyük sürgünü, insanın en büyük acısı Allah'ın insanın yüzüne bakmamasıdır. Onlar Allah'ı görmezden geldiler. Allah da onlara bakmadı, görmedi onları, görmezden geldi. Bu büyük hakikatin farkına varalım. Çünkü eğer gerçekten bu farkındalık, bu yüz, bu bakış gelişirse bundan sonra hiç yalnız kalmaz insan. Bildiğim tek hakikat budur. Dünya görüşümüz ne olursa olsun, bir hakikatimiz var mıdır? Soru budur. Ve bir hakikatimizle ne kadar yakın duruyoruz? Ben hasbelkader edebiyatçıyım. Fıkıh bilmem, efendime söyleyeyim, herhangi bir dini ilimlerde herhangi bir vukufiyetim yok. Fakat şunu biliyorum. Edebiyat bize bu büyük hakikati anlamak, hissetmek, yorumlayabilmek için bir kapı açabilir. O yüzden büyük edebiyatçıların dünyamızda böyle güçlü karşılıkları vardır. Bize büyük edebiyat eserleri, bu Dostoyevski de olabilir, Van Gogh da olabilir, Mozart da olabilir, Itri ya da Dede Efendi, Tanpınar, Oğuz Atay, Turgut Uyar, Sezai Karakoç, büyük edebiyatçılarımız, Doğu'nun ve Batı'nın büyük edebiyatçıları bize hep bir şey hissettirirler. Oturduğumuz yerde bir hakikate tanıklık etmenin kalbimizde açtığı büyük yara. İnsanın bazen iyi bir müzik eserini dinlediğinde, iyi bir resme baktığında, iyi bir şiir dizesini okuduğunda, iyi bir romanın satırlarını okuduğunda yerinde duramamasının sebebi budur. Ayağa kalkmak istersin çünkü onun heyecanıyla kalbin hızlı çarpmaya başlar. Bizim sanatla, kültürle, edebiyatla olan ilişkimizin en temel sebebi budur. O büyük hikayenin, o büyük hakikatin sınırlarını zorlamak. Çünkü şöyle temel bir acımız var bizim. Şöyle temel bir acımız. Biz zayıfız. Bizim bütün gücümüz vücudumuzun imkanları nispetinde. Düşünsenize ya, biz zayıfız yani. Vücudumuzun taşıyabileceği şey belli. Görebileceklerimiz,
taşıyabileceklerimiz belli yani. İnsan acizdir yani. Bu kadar zayıf, hatta doğadaki en zayıf varlıklardan biri belki de saysak yani doğadaki varlıklara, canlıları saysak değil mi? Bir sürü güçlü varlık. Bazı hayvanlar doğuyor, kendi başına büyüyor filan. Biz doğduğumuzda bizim ağzımıza meme vermeseler ölürüz ha. O kadar aciziz yani. Zaman geçiyor, zayıflıyoruz, ihtiyarlıyoruz. Aciziz yani, zayıf. Fakat nimet mi, külfet mi olduğuna siz karar verin. Bu kadar zayıf bir bedene son derece güçlü bir muhayyile vermiş Allah. Hayal gücü. Bedenimiz ne kadar zayıfsa hayallerimiz o kadar büyük, güçlü. Peki bu bir çatışma mıdır? İşte insanın kendi acziyetini, zayıflığını aşabilmesi için sahip olabildiği büyük güç sanatın ve edebiyatın gücüdür. Yoksa kendi içimizde çürümeye başlarız. Kendi içimizde çürümeye başlarız. Bizim dilimizin, bugün konuştuğumuz dilin mimarı Büyük Yunus'tur, Yunus Emre'dir. Bir büyük şairdir. Yunus'u alırsan Türkçe'de biter. Yani edebiyatla olan ilişkimizin hayati durumlarından söz ediyorum. Bir şairi aldığında dilin bitiyor yani. Garip değil mi bu? Edebiyatın, biz edebiyat deyip geçtiğimiz şey bir toplumun dilini inşa ediyor yani. Çekip aldığın zaman Yunus'u dilimiz kalmıyor. Dolayısıyla biz aslında edebiyatı hayattan çekip alabilecek bir boş zaman etkinliği gibi göremeyiz. Sanatın hiçbir alanını göremeyiz. Çünkü temsiller zaman gelir asıllardan daha kıymetli olur. Güçlü temsiller asılları da uzun yıllar boyunca yaşatırlar. Büyük mimarlar mesela güçlü temsiller yaratır ve onu 100 yıl, 200 yıl öteye taşır, 500 yıl öteye taşır. Düşünsenize yani Zincirli Medresesi, Zinciriye Medresesi'ni aldığında ne kalıyor mesela? Hangi bina kalıyor? Atıyorum yani birkaç tane böyle sembolik yapıyı. Güçlü bir mimar ancak işte o 1300'lerden bugüne bir şey bırakıyor. Bir temsil bırakıyor. Bir roman yazıyor, bir şiir yazıyor, bir mekan inşa ediyor. Bir beste yapıyor. Bir resim yapıyor. O güçlü temsiller kültürü, insanı, hayatı, ülkeyi taşıyor. Ülkeyi. Ülkeyi taşıyor diyorum size. Bugün büyük ülkelerin, güçlü ülkelerin en güçlü özelliklerinden bir tanesi onları yüzlerce yıl sonra bile ayakları üstünde güçlü tutan büyük sanatkarları olduğu içindir. Hayati bir şeyden bahsediyorum. Maalesef çok uzunca bir zamandır bizde bu bir boş zaman etkinliği gibi gözüküyor. Tuhaf. Tuhaf yani. Bizde bir, hani biz her şeyi yapalım, boş vaktimiz olursa da böyle sanatla, edebiyatla filan uğraşırız. Son 150 yılımız böyle geçti mesela. Maalesef. Arada çıkan büyük sanatçılarımızı hani bir kenara tutuyoruz. Bakış olarak söylüyorum. O zaman biz insandan yola çıktık. İnsandan yola çıktık. Bunu halka halka genişleterek topluma kadar taşıyabiliriz. Bir coğrafyanın da varoluşunu belirleyen şey o coğrafyanın hikayesini kimin anlattığıyla ilgili bir şeydir. Size bir Afrika atasözünü hatırlatayım. Diyor ki,
Aslanlar kendi tarihçilerine sahip olana kadar avcılık hikayeleri hep avcıyı yüceltir. Mesele şu. Bizim hikayemizi kim anlatacak? Bizim hikayemizi kim anlatacak? Bugün bu coğrafya büyük dönüm noktalarından birini yaşıyor. Allah memleketimize, milletimize zeval vermesin. Çünkü hikayesine vakıf değil. Hikayemizi bilmiyoruz. Çünkü bu büyük coğrafyanın, bu büyük coğrafyada yaşayan bütün milletlerin, kim varsa yani, Türk'ü, Arap'ı, Kürt'ü, Fars'ı, Farisi'si, efendim, Kafkas'ı, Çerkez'i, Laz'ı, kim varsa, kendi hikayesini anlatmadılar. Hikayeyi başkası anlattı. Tarihsel olarak, edebi olarak. Buradaki bütün arkadaşların üzerine bir vebaldir bu. Senin hikayeni kim anlatacak? Bizim büyük hikayemizi kim anlatacak? Bunun yolunu herkes kendisi bulacak. Ne iş yapıyorsanız. Yani herkes edebiyatla uğraşan edebiyatla uğraşsın. Efendim, sanatla uğraşan sanatla uğraşsın. Mimarlık yapan mimarlık yapsın. Efendim, marangoz olan marangozluk yapsın. Ve inanın bunların herhangi birini diğerine üstün kılan bir şey de yok. Yani adam marangoz yapıyor. Marangozun da ahşapla olan ilişkisi onun dünya görüşü nispetindedir. Yani bir ağaca dokunmanın da dünya görüşü vardır. Dünya görüşü dediğim şey şu, hayatla kurduğu ilişki, ağaca nasıl bakıyor? Yani daha oradan başlıyoruz, ağaca nasıl bakıyor? Dostlukla mı bakıyor? Canlı olarak mı bakıyor? Bir dağ nasıl bakıyor diyelim ki bir çoban, bir akarsuya nasıl bakıyoruz, nehre nasıl bakıyoruz? İnsana nasıl bakıyoruz? Bunlar birbirinden ayrı şeyler değil. Dolayısıyla bir marangozun bir ahşaptan bir masa yapması onun dünya görüşünün resmidir. İnanın hiç abartmıyorum yani. Hiç zerre kadar abartmıyorum. Çünkü insanın bütün yapıp etmeleri hayatla kurduğu ilişkinin sonrasında ortaya çıkan bir gerçeklik durumudur. Ne iş yapıyorsak yapalım. Bir öğretmenin öğrencisinin karşısına çıktığında muhatap olduğu ilk soru müfredata hakim olup olmadığı sorusu değildir. İnsana nasıl baktığı sorusudur. Bizim yaptığımız işlerde en temel soruları sormamız gerekiyor. Ben insana nasıl bakıyorum? Kendi varoluşuma nasıl bakıyorum? Benim yaşıyor olmak dediğim şey nasıl bir hakikat durumuna karşılık gelir? Dolayısıyla biz bunları cevaplamadan, zihnimizde bunlarla ilgili bir karşılık bulmadan yaptığımız herhangi bir işi doğru yapmamız mümkün değil. Yaptığımız herhangi bir işle ilgili derinleşebilmemiz mümkün değil. Çünkü en sahici soruları sormazsak eğer, alışılageldik sıradan soruları soruruz. Müfredatta ne var? Bunun için artık bir öğretmene ihtiyaç kalmadı ki. Yeni dünya bir bilgiyi hazır olarak çok daha eğlenceli sunabilmenin yollarını buldu. Son derece eğlenceli ve akılda kalacak şekilde bir bilgiyi aktarmanın yolunu buldu. Ama temel sorun
insanın insanla yüzleşmesidir. Ve bu bütünlüklü bir sorudur. Komşusuyla yüzleşemeyen öğrencisiyle yüzleşemez. Oğluyla yüzleşemeyen hastasıyla yüzleşemez. Kızıyla yüzleşemeyen müşterisi, esnafıyla yüzleşemez. En temel meselelere cevap vererek yola çıkmak zorundayız. Bir hikayenin içinde olmak demek bu demektir, bence. Tabii ki zor bir şeyden bahsediyorum. Zahmetli bir şeyden bahsediyorum. Eğer amaçladığınız kafa konforuysa, huzursa, hayata kısa yoldan katılmaksa, para itibar sahibi olmaksa, iyi maaşlı bir iş sahibi olmaksa, bunlarla uğraşmayın zaten. Bunlara hiç düşünüp aklınızı kafanızı yormayın. Huzur kaçıran sorulardır bunlar. Bunlar konfor kaçıran sorulardır. Çünkü fikir ve edebiyat adamları insanların, toplumun zihin konforunu, kalp huzurunu kaçıran adamlardır. O yüzden zor soruları sorarlar. İçinde bulundukları toplumun bütün ezberlerini bozmuşlardır. Oğuz Atay bizim bütün ezberimizi bozmuştur. Cemil Meriç bizim bütün ezberimizi bozmuştur. Kemal Tahir ezberimizi bozmuştur. Ahmet Hamdi Tanpınar ezberimizi bozmuştur. Dostoyevski Rus toplumunun ve bütün dünyanın huzurunu kaçırmıştır. Büyük sanatçılar dünyanın kafa konforunu bozarlar. Çünkü onları her an düşünmeye, her an hissetmeye mecbur bırakırlar. O yüzden insanın bir büyük cümleyle, bir cümleyle muhatap olduğunda uykusunun kaçması anlaşılabilir bir şeydir. Ha bu dünyada uykumuzu kaçıracak bir cümle yoksa, o zaman bugün oturup buna kafa yoralım. Orada bir eksiklik var demektir. Orada bir şeyler yanlış gidiyor demektir. Orada biz konforu tercih etmişiz demektir. Orada biz maalesef ağrı kesicileri, antidepresanları, makamı, mevkiyi seçmişiz demektir. Dolayısıyla benim buradaki işte bir sürü genç arkadaşımız var. Onlara sormak istediğim ilk soru tam da buradan ortaya çıkıyor. Ben bir insanım ve ilk soru şu: hangi hikayenin içindeyim? Benim hikayem nedir? İki, ben bu hikayemi nasıl anlatacağım? Üç, bu hikayeme kim kulak verecek? İnsanın hayatındaki en büyük nimettir bu, biliyor musunuz? Hikayenizi anlatacak ve hikayenizi anlayacak birinin olması. Hazreti Pir'in sözü diyor ki, bu bir garip öyküsüdür. Duymak için garip kulağa gerek. Yani sadece senin hikayeni kendine anlatman da yetmez. Duyacak olan insanın da en az senin kadar o hikayenin dünyasına yakın olması gerekir. Mesele şu: bazen hayatının bir anında, insan bazen o büyük hakikatin bir yüzüyle karşılaşır. O büyük hakikatin bir parçasıyla karşı karşıya kalır.
onu hissettiği, gördüğü, fark ettiği andan itibaren o büyük bir, o büyük hakikatle yüzleşmenin heyecanıyla, o büyük hakikatle yüzleşmenin insanda yarattığı büyük coşkuyla hızlıca kendisini emin ve güvenilir hissettiği bir yere gider. Çünkü o büyük hakikat vücudunda ve ruhunda büyük hareketlere sebebiyet vermiştir ve bir şeye ihtiyaç duyar. Onu anlayacak birisine ve o birisinden tek bir şey ister: beni ört. Çünkü onu taşımak da bir meseledir yani. Onu taşımak da bir meseledir. Üzerini örtmesi gerekir birisinin ve şunu demesi gerekir: ben sendeki bu halin, senin bu şahitliğinin, senin bu tanıklığının, sendeki bu üşümenin, sendeki bu kalp çarpıntısının bir hakikatten neşet olduğuna, neşet ettiğine şahidim demesi gerekir. Ve bu en az o hakikate muhatap olmak kadar kıymetli bir şeydir. Soru şu: bizim hayatımızda, kendi hayatımızda böylesi büyük bir hakikatle yüzleştiğimizde kendimizi güvenilir bir mekana atabilme ve orada sevdiğimiz ve bizi seven, anladığımız ve bizi anlayan birisine üzerimi ört diyebilecek şansımız, imkanımız var mıdır? Temel mesele biraz buralarda. Çok büyük büyük şeyler düşünmeyin. Bilakis her şeyi kendi varoluşunuzdan itibaren düşünün. Çok büyük soruları sormanın yeri zamanı olabilir. Ama önce çok kendinize dönük, daha küçük, daha baş edebileceğiniz sorularla devam edin hayata. Çünkü çok büyük büyük laflar, büyük büyük hamasetler asıl hakikati görmemizin önüne perde olur. O yüzden asıl soruyu kendimizden başlayarak sormak zorundayız. İnsanın en büyük meselesi kendisidir. İnsanın en büyük sorusu kendisidir. İnsanın en büyük kavgası da kendisiyledir. Ve bu büyük kavgada elimizden tutacak şey sanatın ve edebiyatın bize açtığı büyük yollardır. Galeano'nun bir başka küçük hikayesinde bir çocuğun hayatı boyunca hiç denizi görmemiş bir çocuğun babasıyla çıktığı uzun yolu anlatır. Çocuk hayatında ilk kez denizi göreceği için heyecanlıdır ve babasıyla yaşadıkları köyden çok uzun bir yol kat ederek, tepeler aşarak denize doğru gider. En sonunda bir dağın tepesine çıktığı anda bir düzlüğün sonuna gelir ve önünde birden masmavi bir okyanus açılır. Kocaman bir okyanus. Çocuğun gözleri kamaşır. Babasının elinden tutar ve babasına der ki: baba, denizi görmeme yardım eder misin? Çünkü hafsalasını aşan bir şeydir o. Bakışını aşan bir şeydir. Hakikate muhatap olmak da böyle bir şeydir. Birinin elinden tutup bana yardım eder misin demek isteriz. Cahit Zarifoğlu'nu, İsmet Özel'i, Sezai Karakoç'u, Tanpınar'ı, Oğuz Atay'ı, Tahir'i, Peyami Safa'yı büyük yapan şey işte bu büyük denize bakarken ellerimizden tutup o denizi görmemize yardım etmeleridir. Beni dinleme nezaketi gösterdiğiniz için hepinize tek tek teşekkür ederim. Sağ olun.